Arkadaşlar merhabalar. Akın Üner YouTube TV kanalında malum futbol sezonunun başlamasıyla birlikte izleyicilerimizin de dileğine uyarak kaliteli belli standartta futbol yorum programları yapmaya devam ediyoruz. Dün sevgili Mehmet Yılmaz'la İstanbul'dan canlı bağlantı yaptık ve onunla yaptığımız görüşmede daha çok Samsunspor'u konuşmuştuk. Bugün TFF 1. Ligi'nin ikinci haftasını ve önümüzdeki oynanacak üçüncü haftasını bir diğer değerli yorumcumuzla, eski futbol hakemlerinden ve çok değerli futbol yorumcusu sevgili Özcan Pehlivanoğlu abiyle yapmaya devam edeceğiz. Ben Özcan abiye İzmir'e bağlanacağız birazdan ama bağlanmadan evvel tabii ki her zaman olduğu gibi abonelerimizi arttırmak istiyoruz. Bizi izleyenlerin sayısı artsın istiyoruz. Sesimiz daha gür çıksın istiyoruz. Daha heyecanlı yayınlar yapsın istiyoruz. Tüm bizi izleyenlerden ricamız abone ol sekmesine basarak bize moral destek vermenizdir efendim. Evet, şimdi Özcan abiye bağlanalım İzmir'e. Özcan abi, her şeyden önce sizi selamlıyorum saygılarımla ve hemen sorumu sormak istiyorum. İkinci hafta geride kaldı TFF 1. Lig'de. Size göre dikkat çekenler nelerdi? Öne çıkanlar, başarılı takımlar, hayal kırıklığı yaratanlar. İkinci haftayı şöyle bir kısaca, kısa başlıklar halinde bizim için değerlendirir misiniz? TFF 1. Lig'in ikinci haftasında bizi şaşırtan, hayal kırıklığına uğratan veya beklenmedik herhangi bir hadise gerçekleşmedi. Çünkü bu lig kendine özgü şartları olan, her an her neticenin alınabileceği bir lig. Hiçbir şey onun için sürpriz değil. Bu hafta oynanan müsabakalarda da bunu gördük. Geçen hafta yaptığımız tahlilde doğrudan doğruya Süper Lig'e çıkmak için oynayacak takımları, onlara çengel atmak isteyen ve ilk 6'da playoff içinde olmak isteyen takımları ve ligin son sıralarında yer alacak, düşmeye oynayacak takımları belirtmiştik. Bunda bu hafta herhangi bir şekilde bir değişiklik yok. Lig aynen beklediğimiz gibi başladı ve beklediğimiz gibi devam ediyor. Bundan sonraki haftalarda da bunun bu şekilde gerçekleşeceğini hep birlikte, hep beraber göreceğiz. Bu lig zor bir lig. Ligin Süper Lig'e çıkmak için 3 iddialı takım olduğunu geçen hafta söylemiştik. Samsunspor, Altay ve Adana Demirspor. Bu sözümüzü yine bu haftada tekrar ediyoruz. Adana Demirspor sürpriz bir puan kaybetti. Çok iyi top oynadı. Çok gol pozisyonu buldu. Ama futbolda da olmayınca olmuyor diye bir tabir var. Olmayınca olmaz gerçekten. Olmadı. Samsunspor bu hafta bence Ümraniye karşısında zorlandı. İlk yarı gol bulamadılar. İkinci yarı neticeye gitti Samsunspor. Ama şampiyonluğa oynayan bir takım kötü oynasa bile o maçı kazanmasını bilmeli. Bu açıdan Samsunspor'u kutluyorum. Kötü oynasa bile, istediği oyunu sahaya yansıtamasa bile, Ümraniye'den bu anlamda baskı görse bile sahadan 3-0'la galip ayrılmayı bildi. O zaman kazanan takım bu yolda haklıdır. Yani demek lazım. Ama Samsunspor eksiklerini giderse ileri daha iyi olacak. Önemli olan Samsunspor'un bir kadro derinliği yaratması. İnşallah bunu başarırlar. Spor'un Kızıldız'dan aldığı yeni golcüsü gerçekten rakipleri zorlayacak bir oyuncu. Dediğim gibi Samsunspor'un kadro derinliği yaratması lazım. Burak Çalık halen takımın yıldız oyuncusu olmayı sürdürüyor. Ama geçen hafta Altay maçına göre Samsunspor'u sahada daha iyi gördüm. Bir de geçen hafta belirttiğim bir husus var. Ertuğrul sağlam. Gerçekten Samsunspor için bir şans. Bir de bu ligde enteresan oyuncular var. Yani o oyuncular takım için çok önemli, önem arz ediyorlar. Bunlardan bir tanesi kaleci Nurullah. Kaleci Nurullah ve kaleci Nurullah gerçekten Samsunspor için büyük bir şans. İyi kaleci bir puan demek. Şimdi Altay'ın, Adana Demirspor'un ve Samsunspor'un kalecilerine baktığımızda Samsunspor kalecisi Nurullah'ın açık ara takımına bir kaleci olarak çok önemli katkılar yaptığını söylemek istiyorum. Takıma güven veriyor. Takımın kazanmasında başarılı oynuyor. Çünkü böyle oyuncular, böyle kaleciler gerçekten çok önemli her takım için. Bandırma Spor karşısında Samsunspor favori. Ama tabii 3 sonuçlu bir müsabaka bu da. Her türlü sonuç olabilir. Bekleyip göreceğiz önümüzdeki hafta neler olacak bu açıdan Samsunspor açısından. Ama Samsunspor istikrarlı gidiyor. İyi oynamasa bile
çok önemli iki rakibinden 4 puan toplamasını bildi. Bunlar ileride onun çok işine yarayacak diye düşünüyorum. Haftanın hakemi diye bir hakem yok. Öyle değerlendiriyorum. Beğenmedim mi hakemleri? Neticeye tesir ediyorlar gerçekten. O yüzden haftanın takımı kim derseniz ben Bursa Spor diyorum. Altınordu gibi önemli bir takımdan hem de bir sürü sorun yaşarken 3 puan alıp gelmek önemli bir hadise. Deplasmanda kazandı. Bursa Spor'u haftanın takımı olarak görüyorum. Haftanın hakemi yok diyorum. Böyle haftanın futbolcusu olarak da yani gözüme batan şu haftanın futbolcusu da diyebileceğim bir futbolcu da yok. Bakalım önümüzdeki haftalardaki performanslarını görelim oyuncu arkadaşlar. Ligler dediğim gibi enteresan bir lig ve maçlarda kırılma noktaları var. Bu kırılma noktaları da takımlara ya puanlar kazandırıyor ya da puanlar kaybettiriyor. Nitekim böyle çok maç oldu bu hafta. Altınordu evinde Bursa Spor'a yenildi ki iki tane gerçekten şanssız yani top Bursa Spor'u sevdi ve Altınordu kalesinde iki tane gol oldu ve Bursa Spor Altınordu maçını kazandı. Bu bizi yanıltmasın ama Bursa Spor her zaman dediğim gibi bir futbol şehri, iyi bir takım. Yine ilk 6 içerisinde yer almak ve hatta transfer tahtasını açıp ekibini güçlendirirse doğrudan Süper Lig'e çıkmak şansını, fırsatını yakalayabilir. Altınordu yenilmesine rağmen halen bu ligin altın takımı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten iyi işler yapıyorlar. İyi transferler de yaptılar. Bu iyi transferler takıma monte oldukça, Hüseyin Eroğlu'nun taktik anlayışını iyice içselleştirince Altınordu daha iyi sonuçlar almaya başlayacak. Keza hep kırılmanlardan bahsettik. Bu hafta mesela bir Giresunspor, Menemen Spor maçı oldu. Giresunspor yeni bir takım, yeni transferler yaptı ve ilk defa transferlerini sahaya çıkardı. Ve son dakikada Menemen Spor'un attığı bir şans golü var. İşte bu da Giresunspor'a puanlar kaybettirdi. İlk hafta Balıkesirspor karşısında kaybetmişlerdi. Menemen karşısında da iç sahada istenilen netice alamadılar. Ama iyi oyuncular transfer etmiş. Önümüzdeki hafta bunları izleyeceğiz. Yine keza Altay İstanbulspor Altay maçı vardı bildiğiniz gibi. İstanbulspor Altay maçında da Altay maçın başlangıcında eline geçirdiği gol fırsatlarını değerlendiremedi. Değerlendiremeyince de İstanbulspor golü buldu. Ondan sonra da yüklenince ki bu ligin klasik bir şeyidir bu. Yüklenen takım geri alanda, geri blokta çok büyük boşluklar bırakıyor. Ve bu boşluklarda rakipler kontra ataklarla değerlendirip neticeyi daha da değiştirebiliyor. Özcan abi şimdi istersen 3. hafta karşılaşmalarını konuşmaya başlayalım. Cuma akşamı ilk karşılaşma Adana Spor'la Keçiören Gücü karşılaşacak. Bu iki takım da lige fena başlamadılar. Her ikisi de ligi ön sıralarda, puan sıralamasının ön sıralarında yer tutmayı başardılar iki hafta sonunda. Ne görüyorsunuz Adana Keçiören Gücü maçı ne şekilde gider? Nasıl bir karşılaşma bizi bekliyor? Adana Spor ve Keçiören Gücü ligin üst sıralarında yer alan iki takım. Keçiören Gücü ile ilgili düşüncelerimi söylemiştim. Geçen seneki gücünde değil Keçiören Gücü. Bu bizi yanıltmasın. Bolu Spor'a henüz hazır değildi. Ve Bolu Spor'u deplasmanda yendiler. Kendi sahalarında da Ankara Spor gibi ligin en zayıf, en genç takımını zorlanarak yendiler. Hatta maç 1-0 devam ederken Barış'ın şutu direkten dönmese, gol olsa Ankara Spor Keçiören Gücü'nde puan alabilirdi Keçiören karşısında. Onun için Keçiören Gücü'nü yani pek beğenmiyorum ama iyi top oynuyor. Belli bir sistemle top oynuyor. Aşağı yukarı takım korundu geçen sene. Adana Spor'da büyük sorunlar yaşıyor. Sıkıntılar var. İyi bir takım değil. Eksiklikleri çok. Fatih Akyel'le teknik adamla yollarını da ayırdılar daha ikinci haftada. Adana Spor yani bu 3 sonuçlu bir maç. Adana Spor da yenebilir. Keçiören Gücü puan ve puanlar alabilir. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Favorisi olmayan maç bu. Cumartesi günü de iki İstanbul takımının maçı var. Samsun Spor'a mağlup olan Ümraniye Spor ilk karşılaşmasında Bandırma'yı yenmişti. İstanbul Spor'la oynayacak. İstanbul Spor da geçen hafta ligin kuvvetli takımlarından Altay'ı mağlup etmeyi başardı. İki İstanbul takımının mücadelesi herhalde enteresan geçecek. Ne dersin abi? Ümraniye iyi bir takım, iyi oyuncuları var. İstanbulspor da iyi bir takım. Bunu Altay karşısında ispat etti. Ancak Altay'a karşı bu takımlar farklı bir motivasyonla oynayacaklar.
İstanbulspor'da nihayetinde öyle yaptı. Çok koştu, alan daralttı, çok iyi savunma yaptı ve maçı kazanmasını bildi. Ümraniye maçın böyle geçeceğini düşünmüyorum. Ümraniye sahası da futbolcuyu ve takımları motive eden bir saha değil, stadyum değil. Her tarafı açık, rüzgar alıyor. Takımların burada oyun oynamak için tam anlamıyla konsantre olduklarını düşünmüyorum Ümraniye stadyumunda. Ümraniye'de iyi takım, İstanbulspor'da iyi takım. Bunlar hep 3 sonuçlu müsabakalar. İyi bir futbol izleyeceğimizi düşünüyorum. Ancak İstanbulspor'u bu hafta aldığı galibiyetten dolayı da kutluyorum Fatih Tekke ve oyuncularını. Gerçekten sahada çok iyi mücadele ettiler. Ve hak ettikleri bir şekilde de 3 puanı aldılar diye düşünüyorum. İstanbulspor derken İstanbulspor Altay maçına da bir paragraf açmak lazım. Altay gerçekten çok sıkıntılı bir süreç geçiriyor ve bundan sonra da bu sıkıntıların devam edeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu takımın yani bütün oyuncuları 30 yaşının üzerinde neredeyse ve teknik adam da çok yaşlı, çok tecrübeli, çok başarılı, kariyeri başarılarla dolu. Ama yani herkes yaşını başına almış diye düşünüyorum. Bir de futbolda çok önemli bir deyim vardır. Futbolda dün yoktur. Yani dünkü başarılarınız şuymuş, çok iyi futbolcumuşsunuz, çok iyi teknik adamsınız, bunlar yoktur. Herkes bugüne bakar. Onun için Altay'ın bugünü kurtarması lazım. Bunu da pek zor olarak görüyorum. İnşallah gerekli transferleri yaparlar, takımı toplarlar. Bence genç oyunculara şans verilmeli. Altay'ı ileride sıkıntılı günler bekliyor diye şahsen ben düşünüyorum. İstanbulspor karşısında da bunu gördük. Bu hafta çok kolay bir rakipleri var Eskişehirspor. Eskişehirspor'u yenmeleri düzeldikleri anlamına gelmez. Bence köklü tedbirler alsınlar diye şimdiden söylemek isterim. Cumartesi günü bir de şey var, birbirine yakın iki coğrafyanın takımı Balıkesir Spor'la Akhisar Spor'un maçı var. Güç dengeleri bakımından da birbirlerine yakın gibiler. Ne dersin abi, bu maç nasıl geçer? Akhisar Spor ve Balıkesir Spor aynı kentin yan yana komşu kentler, aralarında çok az bir mesafe var ve benzer sorunları yaşıyorlar. Her iki kulüpte finansal açıdan kötü yönetilmekten dolayı iflasın eşiğindeler. Bunu da görüyoruz sahada. Tabii futbolcular nihayetinde para kazanmak için bu mesleği icra ediyorlar. Her alacaklarını alamazsalar motivasyonları bozulur ve motivasyonları bozulunca da bu sahadaki skorlara yansır. Balıkesir Spor'un ve Akhisar Spor'un benzer sorunlarını yaşadığını görüyorum. Yani birbirleri arasındaki bu müsabakada nasıl konsantre olacaklar oyuncular, neyi hedefleyecekler, kazanmak için ne yapacaklar. Bunu hep sahada göreceğiz. Ama her ikisi de ligin zayıf takımı. Eğer sorunlar devam ederse ligin küme düşmeye aday takımlar olarak görüyorum bunları. Sorunları aşarlarsa her iki takım da ligde tutunacaklardır. Ama playoff'a girme şanslarının olmadığını düşünüyorum. Cumartesi akşamı bir de Bursa Spor Giresun Spor maçı var. O maç da enteresan bir karşılaşma. Bursa Spor transfer tahtası falan derken genç futbolcularla sezona başladı yönetim problemleri nedeniyle. Adana Demirspor'a sahasında yenildi ama geçen hafta da gitti Altınordu'yu net bir skorla dışarıda yendi. Giresunspor'da sezona iyi başlamadı. İlk hafta zaten kadroyu toparlayamamış gibiydi sanki. Sonra transfer tahtasını açtı, yeni transferler ama henüz oturmadı galiba. Ne olur Bursa-Giresun maçı abi? Bursa Spor takımı ilk hafta Adana Demirspor karşısında aldı mağlubiyetten sonra Altınordu'yu yenerek biraz moral depoladı. Bursa bir futbol şehri, kulübün büyük bir geçmişi var. İyi oyunculara sahipler. Sahada bunu iyi yansıtabilirlerse Giresunspor'u yenerler diye düşünüyorum. Ancak Giresunspor'da iyi transferler yapmış, iyi takviyeler yapmış. İyi bir kalecisi var. Yani Tolgağan bu ligde, bu ligin üstünde bir kaleci. Onun için bir kaleci bu liglerde maçın kaderini çok değiştirebiliyor gerçekten. Onun için Bursa Spor Giresunspor maçı arasında Giresunspor'u favori görmüyorum. Ancak bu maç Bursa Spor'un galibiyetiyle sonuçlanır diye düşünüyorum. Beraberlik de olursa benim için sürpriz değil. Bursa Spor üzerine yani koyarak giderse ve transfer tahtasına açık gerekli takviyeleri yaparsa yine süperlik iddiasını çok rahatlıkla taşıyabilecek bir takım olarak görüyorum. Ama dediğim gibi bugünleri aşacaklar. Bugünleri aşmazlarsa ki Giresunspor'un bence daha da takviyelere ihtiyacı var. Önümüzdeki haftalar bu takımlar için daha belirleyici olacak. Özcan Bey, pazar günü Bandırma Spor Samsun Spor maçıyla başlıyor karşılaşmalar.
Bandırma Spor bayağı değerli toplu bir takım. Samsun Spor da önce Altay karşısında berabere kaldı. Deplasmanda güçlü bir takıma karşı. Sonra içeride Ümraniye Spor'u 3-0 yenerken rakiplerine de gözdağı verdi. Bana Bandırma Samsun maçı güzel bir maç olur gibi geliyor abi. Ne dersin? Nasıl bir karşılaşma olur sence? Gelelim Adana Demirspor'a. Adana Demirspor Bursa'yı 3-1 ilk karşılaşmada yenerken bayağı iyi bir görüntü vermişti. Ligin en hazır takım demiştik hatta. Sonra kendi sahasında nasıl olduysa bir Boluspor'u geçemedi ve berabere kaldı Boluspor'a karşı. Puan 2 puan bıraktı evinde. Dışarıda 3 puanla başlayıp evinde 2 puan bıraktı. Bu hafta da Ankaraspor'la oynuyor. Ankaraspor da genç oyunculardan kurulu ama fena bir takım da değil. Adana Demirspor Ankaraspor'la oynayacak bu karşılaşma sana göre niye gebe abi? Nasıl bir sonuç bekleyebiliriz? Spor kazandı. Tebrik ediyoruz kazananı. Kazanan haklıdır. Ama önümüzdeki hafta Bandırma Spor'la oynayacakları bir müsabaka var. Bandırma Spor iyi bir takım. Kendi sahasında nasıl bir performans sergileyecek onu bilemiyorum Samsun Spor karşısında. Aksaray Spor'u tek golle geçtiler ama Aksaray Spor'un da çok önemli problemleri var. Oyuncular müsabakanın başında 7 aydır alacaklarını alamadıkları için protesto ettiler. 30 saniye topa dokunmadılar. Gerçekten Türk futbolu iflas halinde. Bunu kabul edelim. Türk kulüplerinin ekonomik yapısı TFF 1. Lig'de, TFF Süper Lig'de gerçekten çok vahim bir durumda. Türk futbolu onlarca yıldır yanlış yönetiliyor. Siyasi iktidarlar Türk futbolunun içinden ellerini çekmiyorlar. Türk futbolunu kullanmak istiyorlar ve kullanıyorlar. Bu da Türk futbolunu iflasa götürüyor. Biliyorsunuz iflas edip kapanan, Süper Lig'de dahi oynamış nice kulüplerimiz var. Onun için Aksar Spor'un durumu da bunlardan farksız. İnşallah Aksaray Spor sorunlarını aşar diyor. Söyledim, Bandırma Spor, Samsun Spor maçı her iki takım için de çok zorlu geçecek. Her iki takım da farklı hedefleri var. Bu hedefleri gerçekleştirmek istiyorlar. Bandırma Spor daha lige yeni ısınıyor. Samsun Spor daha oturmuş bir takım. Başında dediğim gibi Ertuğrul Sağlam var. Her üç skorun da alınabileceği bir maç. Bandırma Spor yenerse benim için sürpriz olur. Diğer sonuçlar olağan sonuçlar. Samsun Spor'un galibiyeti ve beraberlik olağan sonuçlar. Adana Demirspor, Ankara Spor karşısında kesin favori. Ankara Spor'un direnecek gücü yok. Yani gerçekten gençler koşuyorlar, rakibi bozuyorlar, dağıtıyorlar ama direnecek gücü yok. Geçen sene ligde oynayan iki tane oyuncusu var kadroda tecrübeli olarak. Onun dışındaki oyuncular çok genç gerçekten. İyi mücadele ediyorlar. Takdir ediyorum mücadelelerini ama futbolda biraz yeterlilik isteyen, yani lige göre yeterlilik isteyen, yeterli bir kadro isteyen bir hadise. İnşallah başarılı olurlar. Adana Demirspor bu maçın favorisi. 3 puan alarak yoluna devam edecek diye düşünüyorum. Gelelim Altay Eskişehir Spor karşılaşmasına. Altay iyi başlamadı nasıl olduysa. Çok iyi bir kadrosu vardı ve şampiyonluk hedefiyle yürüyordu. İyi bir teknik direktör. Sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyordu. Hadi ilk karşılaşmada Samsun Spor'a karşı diyelim ki o da güçlü bir takım berabere kaldı ama sonra İstanbul Spor'a gitti yenildi. Gerçi siz uyarmıştınız yani İstanbul iyi takım Altay sahada maçı kazanmasını bilmeli yoksa takımların güç dengelerinin dışında da koşmaları gerekir diye uyarmıştınız. Hatta 3 ihtimali dediğinizi çok iyi hatırlıyorum bu karşılaşmanın ve neticede Altay mağlup oldu. Gerçekten dediğiniz çıktı, siz bildiniz bu işi. Şimdi karşısında Eskişehir Spor var. Eskişehir Spor genç futbolculardan kurulu. Onların da idari problemleri eskiden beri devam ediyor. Ama Eskişehir her zaman futbol kültürü olan, işte süperlik görmüş bir takım. Altay Eskişehir maçı da herhalde öyle çok rahat, çok kolay bir maç olmaz gibi geliyor bana. Altay'ın Eskişehir Spor'u yenecek olması ki bu bir garanti değil yani. Eskişehir Spor Altay'a ters geliyor ve geçen sene playoff'tan etti Altay'ı. 2-2 beraber kadar düşmüş bir Eskişehir takımı bunu yaptı. Eskişehir Spor yani gerçekten köklü bir kulüp. Sahada ne yapacağı belli olmayan oyuncuları da var, gençleri de var. Altay karşısında direnecektir. Altay'ı bozabilir, Altay'ı sıkıntıya sokabilir. Ancak Altay bu maçı normal şartlarda kazanması lazım. Kazansa da Altay'ın sorunlarını bu ortadan kaldırmaz. Çünkü Eskişehir takımı bu ligin en zayıf takımlarından bir tanesi. Altay'ın oyun anlayışı itibarıyla, oyuncuların mücadelesi, motivasyonu itibarıyla daha farklı şeyler yapması gerektiğine inanıyorum. Yoksa Altay çok çabuk bu şampiyonluk yarışından
kopabilir, kendini toparlayamazsa. Ama Eskişehirspor da bu ligin düşme adaylarından bir tanesidir. Geçen sene olduğu gibi. Onun için Eskişehirspor'un da şimdiden tedbir alması lazım. Haftanın son maçı da Boluspor ile Altınordu arasında. İki ilginç takım. Boluspor ilk hafta gitti kendi sahasında yenildi. Ondan sonra Adana'da Adana Demirspor gibi favori bir takıma karşı deplasmandan bir puan sökmesini bildi. Altınordu ise Menemenspor'u deplasmanda 2-0 yenerken çok iyi bir görüntü çizdi. Ondan sonra geldi kendi sahasında kendisi gibi gençlerden kurulu Bursaspor'a karşı evinde mağlup oldu. Altınordu'nun ne yapacağı çok belli olmuyor. Boluspor da çok istikrarlı değil. İki istikrarsız takım Boluspor, Altınordu. Bana göre 3 ihtimal var gibi. Siz ne dersiniz abi? Boluspor, Altınordu arasındaki müsabaka zevkli geçmeye aday bir maç. Altınordu'nun kaliteli oyuncuları var. Göze hoş gelen bir oynadığı futbol var. Pas yüzdesi yüksek. Çabuk pasla oynuyorlar. Rakip alana birinci bölgeden üçüncü bölgeye çok çabuk gidiyorlar. Bu sene kontratağa uygun oyuncular aldılar. Ahmet İlhan Özek gibi. Karşı defans bloğuna baskı yapan Hüsamettin gibi bir santraforları var. Yani iyi oyuncuları var. Ahmet Dereli'yi de aldılar bu sene. Ben çok beğeniyorum Ahmet Dereli'yi. Puanlarla dönebilir Bolu'da. Ben yani Bolu Spor'u izliyorum ama Bolu Spor böyle tat vermeyen bir takım. İnşallah Ahmet Taşürek yani bunları yeni takım olduk diyor. Çok transfer yapıldı diyor. Oyuncular yeni katıldı diyor. Bolu Spor'un da oturmasını bekleyeceğiz. Henüz Bolu Spor için bir şey söylemeye erken ama Bolu Spor Altınordu maçı da 3 skorlu bir maç diye düşünüyorum. Her şey olabilir bu maçta da. Sevgili Özcan abi, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok isabetli yorumlar yaptığınızı zaten geçen hafta gördük. Bu hafta da ilgiyle takip edecektir izleyicilerimiz. Sizi yorduk. Çok teşekkür ediyorum. Son sözleriniz varsa izleyicilerimiz için topu tekrar size gönderiyorum abi. Şimdi bütün takımlar için söyleyeceğimiz şey taraftarların sabırlı olmaları, takımlarının oturmalarını beklemeleri. Bu arada da iddialarından kopmamak için takımlar, yani kiminin düşmeme iddiası var, kiminin orta sıralarda yer alma, kiminin de şampiyonluk iddiası var. Bu iddialarını sürdürebilmeleri, kovalayabilmeleri için puan almaları gerekiyor. Ligin oturmasını beklerken de bu puan kayıplarını yaşamamalarını diliyorum. Çünkü iddialarından uzaklaştırır bu takımları. İkincisi, yine Futbol Federasyonu buradan uyarıyorum. Türkiye yabancı futbolcu çöplüğü oldu. Gerçekten Süper Lig maçlarını izlerken doğru düzgün bir tane yerli oyuncu, yani Türk vatandaşı olan, Türk olan bir oyuncu göremiyoruz. Bu çok üzücü bir şey. Türk futbolunun acilen köklü tedbirler alması lazım. Hakemleri de iyi bulmuyorum. Son derece başarısız buluyorum. Hakemlerle ilgili birkaç şey de söylemek isterim. Denizli Spor, Trabzonspor maçında Neuwerke'nin bir pozisyonu var. İlk önce hakem penaltı verdi, sonra VAR'a gitti. Bu penaltıyı iptal etti. Şimdi bu hafta TFF 1. Lig'de bu pozisyona benzer pozisyonlarından daha basitlerine penaltı çalındığını görüyorum. Bu demek ki hakemlerin kafasında bu pozisyon kalmış, bu pozisyondan etkilenmişler. Onun için benzer pozisyonlarda, hatta penaltı olmayan pozisyonlarda bile çok rahatlıkla penaltı çaldıklarını görüyorum. Bu çok yanlış bir şey. Hakemler formsuz, hakemler kalitesiz. Hakemler kabiliyet açısından noksan. Çünkü benim hakemlik yaptığım zamanda da itiraz ettiğimiz bir husus vardı. Babadan oğula geçerdi hakemlik. Maalesef şimdi de babadan oğula hakemliğin geçtiğini görüyoruz. Bu çok üzüntü verici. Her zaman söyledim, hakemlerin kafasında 40 tilki dolaşmayacak. Hakemler sadece gördüğünü çalacak, pozisyonlara yakın olacak. Ve takımların puan kaybına yol açmayacak, neticeye tesir etmeyecek. Hakemlerin bir an önce kendilerini önümüzdeki haftalarda toparlamasını bekliyorum. Görelim bakalım önümüzdeki hafta nere olacak, maçlarda nasıl sonuçlar alınacak. Hep birlikte izleyeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Muğla'dan, Datça'dan bütün bizi izleyenlere selamlar gönderiyorum. Evet, Özcan abiye bir kez daha teşekkür ediyoruz. Programımızı artık kapatacağız. Gerçekten güzel bir program oldu. Sevgili Özcan Pehlivanoğlu'ndan çok yararlandık. Görüşlerinden ve bilgilerinden çok yararlandık. Programı kapatırken hepinize iyi günler diliyorum ama bir taraftan da bir kez daha rica etmeden geçmeyeceğim. Lütfen kanalımıza abone olun.
Her abonelik bize moral veriyor, bize enerji veriyor, daha çok çalışma şevki veriyor. Görüyorsunuz biz tabii ki Samsun sporluyuz ve tuttuğumuz takımı da sakınacak değiliz. Söylüyoruz, herkesin tuttuğu bir takım var ama biz TFF 1. Ligi olabildiğine adil yorumlamaya çalışıyoruz ve tarafsız isimlerle gitmeye çalışıyoruz. Mehmet Yılmaz ile Samsun Spor'u konuşurken Mehmet Yılmaz da adil yorumlar yapıyor. İstanbul'dan bize destek veriyor. Özcan Pehlivanoğlu zaten yılların spor yorumcusu. O da İzmir'den son derece deneyimli bir isim. O da bize çok yararlı oluyor. Görüyorsunuz son derece dengeli ve tarafsız yorumlarla izleyicilerimizi doyuruyor spor yorumuna. Kanalımıza abone olun ve TFF 1. Ligi bütün heyecanıyla Akın Üner YouTube TV kanalından izlemeye devam edin efendim. Herkese iyi günler.